Amerika'nın New York şehrindeki jurnalistlerin koğdaş komitetinin 18. yanvar ilan kılan sallık malumatı da körsetilişçe, ötken yılı 13. ayının 1. günü geçe, Xitay dünyada akbarat hizmeti sebebiden türmüge kamalgan jurnalistler en köp devlet boğgan. Jurnalistlerin koğdaş komiteti toplagan sallık malumatı, Xitay'daki akbarat hizmeti sebebiden türmüge kamalgan 44 nöper jurnalistlerin tizimliği berilgen. Sallıq məlumatı körsətilişçe, tizimlikdəki bu 44 kişinin 19 nəfərini Uyğur jurnalistlər təşkil qılğan ekan. Dokladda Uyğur biz torunun qurğuçısı, Xitay dairələr tərəfindən müddətsiz qamaqqa hökm qılınğan ataqlı Uyğur ziyalisi İlham Toxtu üçün işlənğan bir qrup oxutqucularının təqdirinin qandaq boğanlığının hazırgıcı məlum emasligi alayda tilə qılınğan. Washington'daki Uyghur kişilik hukuk kuruluşunun tadqiqatçısı Zübeyre Şemsidin xanımının bildirişçe, Xitayning Uyghur muhbir ve jurnalistlarni noktalıq tutqun qilishi özünün Uyghur rayonida yurgizayotgan bastır siyasetlerini, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyatlarni yoshirish uchun ekan. Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komiteti OSR IRF Amerika hükümetinin Uyghur irqi qırğınçılığını itiraf qilishinin 3 yıllık münasibeti bilen bayanat ilan qilib, Biden memuriyeti ve onun oxşash fikirdeki xalqara şeriklerini Xitay hükümetinin Uyghur rayonidaki milletlerge qaratqan yerginişlik vekşilikini cevapkarlıq tartıştırışçallığını hesilab aşırışkı çakırgan. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti 19 yanvar ilan qilgan bayonotida bu komitetning komissari Nuri Turkelning sözini naql keltirib, Amerika hukumatlarining Uyghur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilganligini qarshi oldiganligi, ammo Xitoyni javobgarlik tortishtirishchanligini hassalab oshirish kerakligini bildirgan. Amerika Devlet Meclisi'de kurulgan tekşiriş komiteti yıkan malumatla da COVID-19 virüsünün Wuhan'daki tecrübe hanısından tarqalıp ketken buluş ihtimallığı küçüğü vatkan bir şeraitte, Xitay'daki tatqiqatçılarının emdilikte 100% öltürüş küçüğü iyi boğan yeni bir xil virüsünü tatqiqi vatkanlığı otturgu çıkan. Kündülük haberler doğrunun deyişçe, Xitay armiyesi bilen çetişliğe boğan Xitay tatqiqatçılar GX, F2Y deb atılılgan ve ömlügüçü hayvan pangolindin, yani tahtişerdin tepilgan kuvvetki oxşaş virüsünü külüllap, çaşkallarını yukumlandırgan bulup, çaşkallar 8 gün içinde pütülleri ölgen. Amerika bilen Xitay Pul Muamele Xizmet Grupsinin 3. qitimliq yig'ini Xitay'da ötküzilgen. Xabar qilinishicha, yig'inda pul muamele muqimligi ve kapital bazarı meselesi, xalqaro pul muamele aparatları, sijil pul muamele, chegara halqagan chiqim ve salliq ma'lumotlar, pul yuvishning oldini olish ve terrorlikning mablag' yurishtirishiga qarshi turish meselesi muzakir qilingan. Amerika Maliye Ministerliğinin bayanatıda 18-19 yanvar günleri ötküzülgen yığınının 2024 yılı Pul Muamele Hizmet Grupsının tunji yığını ikerliki ve tunji qitim Xitay'da ötküzülgenliği ta'kidlengen. Germaniyada qoş devlet tevalikini yolgu koyuş kanun layisi parlament tarafından qabul qilindi. Kanun dairesinde Germaniya puhralıqığı ötüş asallaştırılıp, Qoş devlet tevalikideki tosalgı yoktulud. Olaf Scholz başçılığıdaki merkezi solçıl birleşme hükümet parlamentı sunğan bu kanun layihisi 234-ki qarşı 382 bilet bilen qabul qılınğan. 23 parlament azası bilet taşlaştın vazgeçken. Birleşken Devletler Teşkilatı Balılar Fondi 7. Oktyabr uruş başlanğandın buyan İsrailiyanın ucumuğu uçurgan Gazze'de tahminen 20 000 buvaqnın tuğulğanlıqını xəbər qıldı. Mezgur fondun bayanatçısı Tess Ingram, Birleşken Devletler Teşkilatı Cenve İşxanısı'na yığılğan muhbirlarga bergen bayanatı da İsrailiyanın ucumu sebebiden vayran boğan şehirde uruş başlanğandın buyan tahminen 20 000 balının tuğulğanlıqını etdi.